Yeni bir haftaya bakışta beraberiz. Amerikan borsalarında bu hafta neler bekliyor? Ne gibi yeni veri akışları var? Benim beklentilerim neler? Bütün bunları paylaşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Bu hafta biraz farklı bir yol izleyelim. Önce teknik analiz yapalım. Ben biliyorsunuz bir teknik analiz hastası değilim ama o kadar çok teknik analiz gürültüsü var ki ortada ve o kadar yanlış şeyler söylüyor ki ben de bu alana ufak bir giriş yapacağım. Teknik analizlerimin çok büyük bölümünü QuantFury üzerine yapıyorum. Çünkü burada TradingView'in araçlarına bedavaya ulaşıyoruz. TradingView oldukça pahalı bir abonelik biliyorsunuz. QuantFury aynı zamanda bir yatırım platformu da. Eğer siz de TradingView analizlerini ücretsiz olarak yapmak istiyorsanız linki yukarıda ve aşağıda. S&P 500'e baktığımızda aslında net olarak yukarı doğru bir yönün olduğunu hala görüyoruz. S&P 500'ün ETF'i SPY, en büyük ETF'i ve burada baktığımızda 14 günlük hariç bütün hareketli ortalamaların üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu haftalık bu arada. Ve evet geçen hafta bir kırmızı mumumuz var toplamında ama bir önceki haftanın yeşil mumunun altına inmedi. Bu hala yukarı doğru yönde olduğumuzu gösteriyor. Higher low yani daha yüksek diplerde gidiyoruz hala. Burada iki ayrı trend çizgisi çizdim sizler için. Bu yönden Bence resim gayet olumlu gibi gözüküyor. Bu haftaya baktığımızda 442-443 seviyesini koruduğumuz sürece yukarı doğru yönün devam ettiğine inanıyorum. Eğer kırılırsa bu aşağıya doğru 430'a doğru bir yolculuk başlayabilir gibi, şuralara doğru inebiliriz gibi. Yukarı doğru kırıldığında ise 460 yolculuğunda çıkabilir gibi gözüküyor S&P 500. Bunları neler kırar? Yani temeller neler? Benim esas meraklı olduğum bölüm ona biraz sonra geleceğiz. Bazı temel göstergeleri etkilediğimizde ne oluyor? Mesela RSI'yi, Türkçesi göreceli güç endeksiymiş bu arada. Quantiförü Türkçe'de ulaşabilir biliyorsunuz. Pozitif de hala. Elin üzerinde olduğu sürece pozitif ama aşırı yüksekte de değil. Burada da bir sorunumuz yok gibi gözüküyor. Yani çok temelde ben SPY'de hala yön yukarı diye inanıyorum ve trend dostumuzdur diyorum. Nasdaq'a baktığımızda Nasdaq'ın temel ETF hangisi? QQQ. Orada da yine haftalık analizi yaptığımda benzer bir tablo var. Hala yukarı doğru trend var. Hayırlı lovlar şeklinde ilerliyoruz. Orada da 14 günlük hareketli ortalamanın dışında kalan bütün ortalamanın üzerindeyiz. Hatta onun da hafif üzerine kapatmışız galiba geçen haftayı. Bu çerçeve da baktığımızda QQQ'da da çok olumsuz bir durum yok gibi. Burada kritik korumamız gereken seviye 369. 369 aşağı doğru kırarsak 360'lara doğru inebiliriz. Yukarı doğru kırmamız durumda ise 380'e doğru yolculuk başlar gibi gözüküyor. QQQ'da da olumlu her şey. Burada da yine RSI'ye baktığımızda bir ara aşırılarda gidiyorduk. Zaten oradan düzeltmelerimizi yedik. Şu anda olumlu ama aşırı bir noktada değiliz. RSI'mız da pozitif gibi gözüküyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam iki tane göstergeyle bütün bu analiz yapılır mı? Elbette yapılır ma ama hani bu grafikte de çok fazla detaylize de gerek yok. Yönün yukarı olduğu belli. Bu hafta çok olumsuz bir haber gelmezse yukarı doğru gideceğiz gibi gözüküyor. Tabi olumsuz haber nereden gelebilir? Enflasyondan. Onun üzerine biraz sonra duracağız. Öte yandan şunu da bilmekte fayda var. Aslında FANG dediğimiz Magnificent Seven veya Büyülü Yedi nasıl çevirirseniz çevirin. Yani içerisinde Apple, Amazon, Meta, Tesla gibi dev hisse senetlerinin olduğu bölüm çok iyi gidiyor. Yılbaşından beri dolar bazında %77'lik artış var burada. Nasdaq 100'e baktığımızda %42'lik artış var. S&P'ye baktığımızda %17'lik artış var. Ben bu arada Türk borsasını da getirdim buraya. Amerikan doları bazında orada %13'lük artış var yılbaşından bu yana. FANG hisseleri esas yukarı doğru gider. Ve bütün borsayı da onlar yukarı doğru sürüklüyor Ve geçen hafta burada Apple büyük dayak yedi. Feng'in de en büyük Apple aslında. Neden? İşte bu Çin meselesinden dolayı. Bu hafta Apple'ın Apple, Apple Day var ünlü. Orada iPhone 15'i tanıtacaklar. Ve belki bazı yeni ürünlerini de tekrar gündeme getirecekler. O gün önemli. Çünkü Çin'de Huawei'nin müthiş bir telefon çıktı piyasaya. Çok beğenildiği konuşuluyor. Çok iyi bir çipi var. Çok Apple'a rakip diye konuşuluyor. Apple bakalım ona karşılık ne getiriyor. Bu çok önemli. Çünkü Huawei'nin ürünü sadece Çin'de değil bütün dünyayı etkileyebilir. O yüzden bu hafta Apple Day'i yakından takip edeceğiz. Yani çok da acayip bir şey beklemiyorum o telefondan ama yine de izlemek gerekiyor. Eminim hemen sundan sonra Huawei'nin yeni cihazıyla olan karşılaştırmaları dinliyor olacağız. Ve bu da biraz piyasanın girişini belirleyecek. Apple böyle önemli bir hisse senedi. Onu da akıllı tutmakta fayda var. Çünkü Fang pozitif olduğu sürece ki şaşıracaksınız ama geçen hafta normalde borsalar aşağı giderken Fang yine hafif de olsa kendi yukarı atmaya başardı. O zaman işler yolda gidiyor demektir. Bazıları tabi bunu çok eleştiriyorlar ya yani FANG'e mi kaldık? Sırf 7 hisse midir Amerika? Bakacak olursanız ama bu 7 hissenin kapsadığı alanları e-ticaretten, cep telefonlarına, yapay zekadan, elektrikli otomobilleri bunlar hakikaten dünyanın gidişatını belirleyen 7 firmalar ve bunların davranışı bizim için çok çok önemli. FANG'deki yükseliş %76.77'yi buluyor. Bunun içerisinde Tesla gibi, Nvidia gibi %100, %200 yükselenler de var. Apple gibi biraz daha makul yükselenler de var ama sonuçta FANG yılbaşından beri %77 yukarı gitmiş. Bu arada ben ben başka hiçbir şey yatırım yapmayayım sadece FANG alayım diyorsanız FNGS diye onun da güzel bir ETF'i var belki onu düşünebilirsiniz elbette yatırım tavsiyesi değildir. Evet teknik analizde vaziyetler böyle ama bu hafta aslında bir tane kritik veriye bakacağız. Çarşamba günü gelecek enflasyon edeksine. Enflasyonla ilgili gereksel videomu yarın yayınlayacağım ve tahminlerimi anlatacağım. Şu andan ipucu vermem gerekirse manşet enflasyonun biraz yukarı doğru gideceği kesin çünkü enerji fiyatlarında çok ciddi bir tırmanış var. O da manşeti mutlaka etkiliyor. Esas mesele çekirdekte çünkü ne diyor FED? Ben çekirdeğe odaklıyım diyor. Ve çekirdekte aylıkta %0.2'lik bir yükseliş bekliyorum. Hatta %0.15'e kadar inebileceğine inanıyorum. Esas önemli olan da bu. Çünkü aylıkta %0.2 olsa bile hani 0.15'e inmese bile sonra 3 ayın ortalamasını yıllıklandırdığımızda çekirdekte yıllık %2.1'lik enflasyon seviyesine geliyoruz. Ve bu da FED'in hedeflerine uygun. Bu arada adeta FED'in sözcüsü gibi davranan Wall Street Journal gazetecisi Nick Timmeraus bu hafta dedi ki FED yöneticilerin çok büyük bölümü artık faizleri aşırı artırmaktan çekilmeye başlamış durumdalar. Bu çok çok iyi bir mesele. Enflasyonun ciddi düşüş olduğunu düşünüyorlar ve bundan dolayı faizleri yukarı doğru götürmek konusunda çekingenler. Nick Timmeraos boşuna konuşmaz. Bu bana Eylül ayında FED faiz artış ihtimali sıfıra indiğini gösteriyor. Ama Kasım'la ilgili hala bazı beklentiler var. Ben enflasyon verisi çekirdek tarafta beklediğim gibi gelirse o beklentide bu hafta ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu da hem 10 yıllık faizleri düşürecektir. Hem de bizim hisse senetlerimize olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Elbette yanılabilirim ama benim görüşüm bu. Eğer bu olursa neye yatırım yapmak lazım konusunda enteresan bir videoyu bizim sevgili YouTube katıl üyeleri için hazırlıyorum. Çünkü evet bir yandan teknoloji hisseleri orada çekici hale geliyor ama Amerikan tahvilleri de enteresan hale gelmeye başlıyorlar. Onlara nasıl yatırım yapılır? Hangi ETF'leri kullanmak lazım? Bütün bunları bugün YouTube katıl üyelerimle paylaşacağım. Henüz katıl üyesi olmamışsanız linki aşağıda. JP Morgan analisti Michael Feroli çok iyimser bu arada bir tahminde bulundu. %1.5'a inebileceğimizi bu ayın çekirdek enflasyonunda söylüyor. Ben de kendisine katılıyorum. Bu rakam gelirse gel gerçekten piyasalarda hoş günlere gireriz. Öte yandan tabii ki enflasyonda kötü bir sürprizle karşılaşmak da mümkün. O yüzden çarşamba gününe nasıl girmek gerekiyor? Yarınki enflasyon videomda ondan da bahsedeceğim. Unutmayın çarşamba piyasa açılışından önce geliyor enflasyon verileri. Yapacak da pek bir şey kalmıyor o yüzden. Yarınki videomu mutlaka takip edin diye öneriyorum. Bu hafta gelecek başka önemli veri akışları da var. 14 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri perakende satışlar verisi geliyor. Orada çok endişe var şu anda. Tüketicinin elinin epey zayıfladığı bu Covid döneminde biriktirdikleri paranın eridiği ve yavaş yavaş resesyona doğru tüketicinin sürüklendiği konusunda bolca rapor okudum hafta sonu. Bu nedenle bu Ağustos perakende satışlarını ben de merakla izliyor olacağım. Geçen ay perakende kötü gelmişti. Piyasa pek aldırmamıştı. Bu ay aldırabilir onu göreceğiz. Yine 14 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri üretici fiyatları enflasyona geliyor. PPI dedikleri. O da önemli. Geçen ay hatırlarsanız tüketici fiyatları endeksi fena gelmemişti ama üretici fiyatları enflasyon yüksek gelince endişeler artmış çünkü en son üretici fiyatlarındaki artışlar tüketiciye de yansıyor diye onu merakla bekliyor olacağız. Yine 14 Eylül'de Amerika'da kritik bir karar geliyor. Grev kararı otomotiv sektörlerine ilgili Ford General Motors gibi büyük şirketlerin fabrikalarına çalışan işçiler greve çıkmak üzereler. Eğer böyle bir grev kararı gelirse bu piyasayı olumsuz etkileyecektir. Neden? Bir yandan işte otomobil satışları azalacak elbette. Bir yandan da bu grevlerden dolayı eğer işçi maaşları çok yükselirse bunun enflasyon üzerinde olumsuz baskısı olabilir endişesi piyasaya pompalanacak. Gerçi Amerika'da sendikada işçilerin payı oldukça düşük toplam çalışan nüfusun içerisinde ama ya da bu endişe gündeme gelebilir. Yine 15 Eylül'de çok önemli bir veri daha geliyor. Michigan Üniversitesi yıllık enflasyon beklentileri nedir tüketicilerin o konuda bir rapor yayınlayacak. Herkes bu ankete çok önemli veriyor. Çünkü enflasyon beklentisi çok belirleyici. Bakın bunu kendi hayatından bir örnekle vermeye çalışayım. Bu aralar 2024 yılında konuşmacı fiyatlarına ilgili bana teklif talepleri geliyor. Biliyorsunuz ben konuşmacılıkla yapıyorum. Ve fiyat belirlerken çok çok zorlanıyorum. Enflasyon beklentisi bir hali yükseldi Türkiye'de de biliyorsunuz. O yüzden çok yüksek fiyatlar vermeye başlamış durumdayım ben de. Ka aşağı bunu görüyor, şaşırıyor, bir tartışmalar çıkıyor falan. Ama böyle bir süreçteyiz. Enflasyon beklentisi yüksekse insanlar fiyatları doğal olarak artırma eğiliminde oluyorlar. Bu nedenle Michigan Üniversitesi'nden gelecek. Bu rapor çok çok önemli. Amerika'da tüketiciler enflasyonla ilgili ne düşünüyor göreceğiz. Muhtemelen özellikle son zamanlarda benzin fiyatları arttığı için bu da biraz yukarı yönde olacaktır diye inanıyorum. Toparlamam ve özetlemem gerekirse pazartesi salı borsada çok ciddi hareket olacağını tahmin etmiyorum. Esas hareket 13 Eylül'de enflasyon verisinden sonra olacaktır. Oraya nasıl girmek gerekiyor konusunda yarınki videomu mutlaka izleyiniz. Yani enflasyonun detaylarına gireceğiz. Yine yarın yaşayacağımız Apple günü çok önemli. iPhone 15'te Apple iddialı bir şeyler söylemesi gerekiyor. Öbür türlü Apple aşağı gider. Apple aşağı gidince FANG endeksi aşağı doğru gidiyor. O da aşağı gidince o da aşağı gidince hemen S&P 500 hem naz daha olumsuz etkiliyor. Bir yandan da tabi bu grev meselesi çok önemli. Grev karar çıkarsa borsalar bir miktar aşağı doğru gidebilir. Toplamda bu hafta yönün hafif yukarı doğru olacağını inanıyorum. Eğer enflasyon benim beklediğim kadar düşük gelirse çekirdekte ciddi bir yukarı doğru atak gelecektir. Çünkü bu faiz artış ihtimali ortadan kaldıracaktır. 10 yıllık faizlerde ciddi gelemeler olacaktır. Bununla ilgili yatırım fırsatları nedir? Onları da bugün üyelerimize anlatacağım. Benim haftaya bakışım böyle. Soru ve yorumlarınızı mutlaka beklerim. Görüşmek üzere.